Evrendeki her şey atom gibi küçük şeylerden oluşur. Bir atom da proton, nötron ve elektron gibi daha da küçük parçalardan, hatta onlar da kuark gibi çok daha küçük yapı taşlarından oluşur, ama kuarklara şimdi değinmeyeceğim. Peki ya gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu atomlar gerçekten ne kadar küçük, hiç merak ettiniz mi? Hadi görelim. Atomların ne kadar küçük olduğunu daha kolay anlayabilmek için şöyle bir şey yapalım. Bir portakal düşünün. Bu portakalda kaç atom vardır? Şu açıdan düşünelim. Portakalın hidrojen atomları ile dolu olduğunu varsayalım. Canlandırmayı sağlıklı yapabilmek için her bir nitrojen atomunu bir böğürtlen boyutuna şişirelim. O halde portakalın büyüklüğü sanırım yaklaşık dünyamız kadar olurdu. Harika değil mi? Atomun ne kadar küçük olduğunu hayal edin. Hadi şimdi de atomun, yani böğürtlenin içine bakalım. Ne var merkezde? Bir çekirdek ve içinde protonlar, nötronlar ve çekirdeğin etrafında yer alan elektronlar. Şimdi de atomun çekirdeğinin büyüklüğünü hayal edelim. Böğürtlenin içini yarıp atomun çekirdeğini aramaya kalktığımızda ne görürüz? Koca bir sıfır. Görünmez boyutlardadır çekirdek. Şimdi de böğürtleni yazdığınızdaki o sevimli iki katlı evinizin boyutlarına getirelim ve çekirdeği aradığı ancak görülebilir bir hale geldiğini tespit ederiz. Atomun çekirdeğinin ne kadar küçük olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Bunu da bir kıyaslamayla göstereyim. Şimdi de atom olan böğürtleni bir futbol stadyumu boyutuna getirelim. Ve atomun çekirdeği işte orada. Sadece bir misket kadar. Beyniniz yandı mı? Hadi biraz daha devam edelim. Atomun çekirdeğinde neler bulunur demiştik? Protonlar, nötronlar ve çekirdeğin kenarlarında elektronlar. Atomun futbol stadyumu büyüklüğünde bir böğürtlen gibi olduğunda, bu şekliyle çekirdeğe ve elektronlara bakarsak, elektronlar ile çekirdek arasında çok geniş alanlar, geniş boşluklar mevcuttur. Bu elektronların da kendine has kütlesi vardır. Ancak bir atomda en çok kütle yoğunluğuna sahip olan çekirdektir. Bir atomun çekirdeğinin yoğunluğunu nasıl düşünebiliriz? Onu da şöyle yapalım. Çekirdeğin içinde yer alan proton ve nötronların her birini ikişer tonluk bir araba gibi düşünelim. Ve bu arabaların hepsini çekirdek olarak düşüneceğimiz çok çok büyük bir kutunun içine koyalım. Büyük kutunun içine kaç proton ve nötron arabası var? 10 mu? 100 mü? 1000 mi? Hayır. Cevap 6.2 milyar arabadır. Dünya nüfusuna yakın bir sayıdır bu. Şimdi atomun ne kadar küçük olduğunu anladınız mı?